Arkadaşlar merhaba. Yeni geliştirdiğimiz sistem, yani sizler için otomat sistemi sizlere tanıtacağım. Gördüğünüz gibi küçük bir prototip tasarladım. Devre kartını da hazırlayacağım. Devre kartını hazırladıktan sonra onunla da daha detaylı bir video hazırlarım sizlere. Sol tarafımızda sunucu üzerinden bağlantılarımız aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir telefon, tablet, bilgisayar ya tarayıcınız olan bütün web tarayıcınız olan bütün sistemlerden kontrol edebilirsiniz. Yani televizyondan dahi sistemi kullanıcı bilgilerini kaydedebilir, görebilir. Aynı zamanda kaydedebilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz gibi sizler de otomat kullanıcıları, yani kullanıcı sisteme kayıt olan kişileri görebiliyorum. Örnek işte sizler chat'in kart ID'im, durumum, parası, çekilecek olan tutar. Bu arada çekilecek olan tutarı istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Yani atıyorum işte birinden 10 TL, birinden 50 TL, farklı farklı fiyatlar girebilirsiniz. İşte telefon bilgileri isterseniz bunları daha fazla arttırabilir, azaltabilirsiniz. İşlemler kısmından da kişiyi düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Yani düzenlerken para da verebilirsiniz. Kartımızı okutuyorum. Herhangi bir kartımı geldim okuttum. Şu an gördüğünüz gibi 17 TL'si kaldı. Ne yaptı? Test 2'den 27 TL parası vardı. 10 TL çıkardı ve 10 TL parası kaldı. Hemen testini yapıyorum. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi 17 TL parası kaldığını gördüm. Şimdi tekrar okutuyorum aynı kartımı. Evet, 7 TL'si kaldı. Bu arada gördüğünüz gibi turnike ya da herhangi bütün otomatlarınız aktif olarak çalışır. Röle çıkış veriyor ve sistemimiz çalışıyor. Şimdi bakiyesi kalmadı. Kartımı tekrar okutuyorum. Gördüğünüz gibi yetersiz bakiye ve kalan parasını sadece gösteriyor. Başka kartlarımı da okutayım. Mesela örnek veriyorum, başka bir kartım daha var. Bunu da okuttum. Bu da 105 TL'si kaldı. 115 TL'den 10 TL çıkardı ve 105 TL'si kaldı. Şimdi bir tane Cezaryo kartım var. Bu tanımsız kartım şu an. Kartımı okuttum. Gördüğünüz gibi tanımsız kart şeklinde nitelendirdi. Hadi gelin birlikte bu kartımızı kaydedelim. Kullanıcı kaydı kısmına geliyorum. Kart ID'mi giriyorum. 99. Zaten benim burada çıktı. Daha önceden testini yapmıştım. Buradan test diye notumu aldım. Durumu 1 olarak giriyorum. Telefon numarasını bu şekilde sallıyorum. Parasını da 450 diyelim. Çekilecek tutarı da 75 TL diyelim. Kaydet diyorum. Evet, şu an sistemi kaydoldu. Geri geliyorum. Gördüğünüz gibi test en aşağıya geldi. İşte şu kullanıcı kartıyla 450 TL'lik bir bakiyesi var. Ve 75 TL'yi de her kullanımda çekecekmiş. Geliyorum, kartımı okutuyorum. Gördüğünüz gibi 375 TL'si kaldı. Sayfamı yeniliyorum. Yenilediğimde de görüyorsunuz 375 TL'ye düştü. Bu şekilde bitirene kadar kullanabiliyorum. 300 TL'ye düştü. Tekrar okutuyorum. 225 TL'ye düştü. Hadi yine sıfırlayalım kartımızı. Okutuyorum. 150 TL'ye düştü. Evet, tekrar okutuyorum. 75 TL'ye düştü ve son kez okutuyorum. Çünkü parası kalmayacak. 0 TL'ye düştü ve tekrar okuttuğunda ise gördüğünüz gibi yetersiz bakiye ve çıkış vermedi. Bu şekilde parayı harcayabiliyorum. Sistemden bu şekilde bakiyemi düşürebiliyorum. Kullanıcıyı aynı şekilde silebiliyorum. Buradan gelip bakiyesini tekrar güncelleyebiliyorum. Gelin buradan para verelim. İşte tekrar 75 TL veriyorum. Tek kullanım gibi. Yine 75 TL çeksin. Hatta 75 TL çekmesin bu sefer. 25 TL çeksin. Kaydet diyorum. Yani güncelle diyorum. Sisteme geri dönüyorum. Evet, geliyorum. Şimdi kartımı okutacağım. Evet, 50 TL kaldı. Tekrar okutuyorum. Evet, 25 TL'si kaldı. Ve tekrar okutuyorum. Bakiyesini bitiriyorum. Evet, kalan parası 0 TL'ye düştü. Artık çıkış vermeyecektir. Dediğim gibi şu sunucu üzerinden çalıştığı için online çalışıyor. İnternet bağlantısı olması yeterli. Avuç kadar bir cihazımız olduğu için böyle bir büyük bir yerde kaplamayacaktır. Cihazımız tamamen tasarladığımızda yine detaylı videosunu, tanıtım videosunu sizlere çekmeye çalışırım. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Başka projeler, videolar görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın.